Efendim merhabalar, sanal direktörle karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de hafta başlıyor. Bizler de sevgili Raşit Altun'la birlikte tüm hafta oyunlarımıza sunmuştuk zaten takımların 11'lerini, önemli maçların 11'lerini. Bugün de 11'leri açıklama zamanımız sanal direktörde her zamanki gibi zamanımız geldi. Raşit Altun, bir kez daha hoş geldin sanal direktör. Hoş bulduk. Birazdan maçlarımızı teker teker konuşacağız. Sizlerden gelen 11 ve dizilimleri paylaşacağız değerli izleyenler. Ama her zamanki gibi önce bir haftanın genel görünümü ekranlara gelsin. İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda 27. hafta öncesinde fikstür ekranlara yansıyor. Sevgili izleyenler, Raşit Altun, en çok dikkatini çeken, merak ettiğin sonucun maçlar. Tabii yani şimdi Trabzonspor artık birazcık değil, geri sayıma başladığı için Trabzonspor maçları, ama tabii haftanın maçı Sivasspor Beşiktaş maçı, yani çok keyifli geçmeye aday. Aynı şekilde Galatasaray Rize spor maçı neticeden altları çok ilgilendi. Kasımpaşa Fenerbahçe. Yani yine çok güzel maçlar var. Peki içlerinden birini öne çıkarmanı tercihine sunsam mesela? Vallahi herhalde Sivasspor Beşiktaş maçı. Değil mi? Evet. Ben de katılıyorum. Evet sevgili izleyenler, böyleydi haftanın genel görünümü. Maçları birazdan konuşacağız. Zannediyorum puan durumu da ekranlara hafta başlamadan önce gelecek. İşte ekranlara da geliyor. Raşit Altun, Trabzonspor'un yani liderliği 14 puanlık bir fark var. İttifak Holding Konyaspor'da. Çok büyük bir avantaj. Ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımı. Sana sorum şu olacak. Puan durumunu ekranlara da gelmişken hazır. Medipol, Başakşehir, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Sanki ben Aytemiz Alanyaspor'u biraz daha geride tutuyorum. Evet. Tüm takımların şu anda ikinci sıra için belki tabii, de değil mi? Tabii. Mutlaka. Tabii ki İttifak Holding Konyaspor da ikincilik tabii ki çok önemli. Adayı. Ya, tarihinde hiç ikinci olmamış Konyaspor. Üçüncü olabilmiş yani en iyi derecesi. İkincilik olacak ama hem Medipol, Başakşehir, hem Adana Demirspor, zaten Fenerbahçe, Beşiktaş doğal oranın favorisi. Çok keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Yani tabii Trabzonspor gerçekçi olalım. Yani 14 puan fark çok mümkün görünmüyor. Futbol bu. Yani. Tabii ki olabilir ama hatta 14 de değil, 15 diyebilir. Çünkü ikili averaj da Konyaspor'a göre bir adım önde. Yani aslında yani bir puan da oradan koyabiliriz. Yani aynı puana gelse, 14 puanı kapatsa yine yetmiyor Konyaspor için. Evet, doğru. Medipol Başakşehir'de zaten daha girdi. Vallahi ikincilik için bir şey olacak. Şimdi bir büyük bir yarış olacak. Yani alt tarafta da tabii Göztepe Galatasaray maçının sonucu biraz Göztepe'yi bir hayal kırıklığı yarattı. Ya sıkışıklık, evet yani. Stresin içinde hala. Ama hani ben Sivasspor'dan sonra hani Galatasaray'ın da dahil olduğu bloğun hala rahatladığını düşünmüyorum. Yani Antalyaspor, Kasımpaşa, burada şu avantaj var ama tabii Kasımpaşa ile Antalyaspor ve Göztepe hakikaten top oynuyor. Yani 14. Fraport'ta Antalyaspor, Kasımpaşa ve Göztepe çatır çatır oynuyorlar. Sanki onlar kurtaracak gibi. Galatasaray da hani zaten neticede büyük bir takım. Bu hafta da Rizespor maçı var. Ama onu kazanması durumunda o küme düşme stresini atacak. Alttaki dört takım için işler birazcık zor gibi görünüyor. Yani Giresun, Çaykur Rizespor, GZT Giresun, Çaykur Rizespor, Altay ve Özgür Kalbay'ın muhatabı için. GZT Giresun Spor'da Göztepe ile karşı karşıya. Evet, o da harika bir maç tabii. Lig için. Alt sıraları çok ilgilendiren bir maç. İzleyip göreceğiz. Alt tarafta da tekrar söylüyorum. Yani Sivasspor'un aşağısı yani 13. Galatasaray'dan itibaren düşme hattı. Ama tabii burada biraz artık gerçekçi olmak gerekiyorsa yeni Malatya Spor'un işinin de Adem Büyük'ün de ayrılığından sonra çok zor olduğunu söyleyelim. Peki. Maçları konuşmaya başlıyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor, Şükatel Kayseri Spor maçı ile birlikte sanal direktöre başlıyoruz. Bakalım hafta boyunca Trabzonspor taraftarı nasıl bir 11 belirlemiş kalede her zamanki gibi. Uğurcan Çakır, Perez, Canini, Bakasetas, Siopis sarı kart sınırında. Evet. Yani haftaya Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbul'daki Fenerbahçe ile oynayacak Trabzonspor. Uğurcan Çakır, Perez, Sabek, Canini, Bakasetas ve Siopis sarı kart cezası. Bunu da söyleyelim. Yani bence evet, Perez, Canini, Bakasetas, Siopis tabii ki önemli oyuncular ama herhalde yani en önemli eksik olur Uğurcan. Trabzonspor için çok çok önemli bir oyuncu. Savunma hattıyla devam edelim. Ekranlarda da geliyor. Bruno Perez, Raşit Altun, evet. Senin dediğin gibi sınırda olan isimler. Stoper hattı da. Ahmet Can'ın 130 canlısını da söylüyor. Vallahi çok olumlu buluyorum. Herhalde Dancil'in karantina süreci vesaire bitti ama hani sanki devam edecek gibi görünüyor. İnşallah da devam eder.
sonuçta. Yerli oyuncu, 2003'lü. Ben biliyorsun hep seninle de konuşuyoruz. Önümüzdeki yıllarda domine edeceğini söylüyorsun. Domine edeceğini düşünüyorum ligin. Yani ligin en iyi stoper, yani artık yurt dışına transfer olabilir. Hani ligin ülkemizin diyeyim, hem milli takımımızın değişme ismi olacağını düşünüyorum ben. İnşallah tabii gelişimini devam ettir. Orta saatiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'da Siyok. Yani, sol bekin de Polonyalı'nın da Puchas'ın da şey alması, %96 alması. Trabzon tabii bir, iki sezon. O bir bölgede buçuk, alternatif yok bu açı. Onu işte, onun için bir buçuk sezondur bir de tabii öyle bir açlık vardı ki hani sol bek açtı Trabzonspor'da. Tabii. Şey oldu. Burada tabii Dorukhan'ın durumu. Dorukhan oynamayacak büyük ihtimalle bu akşam maçta ama tabii onun yanında oynayacak Berat var. Vakayama ve Bakasetas Visca yani. Vakayama ile Visca yani çok da hani bilemiyorum. Çok alternatif. Bizim ligimizin şu anda en formda en iyi iki kanat oyuncusu olduğunu söylersek herhalde abartmayız. %100 katılıyorum. Cornelius da tabii çok etkili bir santrafor. Evet, eksikleri var gibi görünüyor ama çok iyi bir kadrosu. Aydın Zalanyaspor maçını tahmin edilenden çok 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 daha rahat kazandı. Şöyle söyleyeyim sana. Güle oynaya. Evet, şöyle bir istatistik vereyim ben. İzleyicilerimiz daha iyi anlar. Geçen hafta ligin en az koşan takımı Trabzonspor olmuş. 20. Haftanın en az koşan haftanın takımı. En az koşan takımı 108.622 metre koşmuş. Çünkü maç 4-0'da koşmasına gerek kalmamış. Ve 10 şutunun 4'ü gol olmuş. 10 şutun 4'ü gol olmuş. %40 çok yüksek bir oran. Bu oran da çok yüksek. Süperlik seviyesi için yani, doğru. Tabii. Çok yani güle oynaya bir maç kazanmış Trabzonspor. Tekrar söylüyorum. Ligin geçen haftanın en az koşan takımı 20. Trabzonspor olmuş. Çünkü zaten ilk kere 4-0 oldu maç yani. Peki. Gerek kalmamış koşmasına yani. Böyleydi Trabzonspor'un 11'i değerli izleyenler. Peki Yukatay Kayserispor'un 11'inde yine ekranları gelecek birazdan. Ekranlara da geldi Trabzonspor'un son kez 11'i. Bakalım Yukatay Kayserispor'un 11'i nasıl? Raşit Altun Yukatay Kayserispor'da verdiğimde senden genel maç değerlendirmesi bir kez daha yine alacağım. Trabzonspor, ya şey var, Bilal de mesela iyi oynuyor ama herhalde Bilal'de bir şey olmuş, rahatsızlanmış o. Evet. Yoksa Bilal de yerli kaleci olarak hakikaten oynamaya başladığından beri iyi oynuyor. Galatasaray maçında iyi son oynadı. Derece iyiydi. Hep iyi oynadı. Devam ediyoruz. Onur Bulut. Bekte Mert Çetin'le boş seyini. Karol ki senin Mert Çetin yani yorumun vardı. Bu arada tabii Bertolucci, Uğur Demirok ve İbrahim Hatta cezalı. Mensah, Emrah Baştan yine sakat. Çok çok önemli eksikler. Yani Mensah zaten uzun süreli sakatlık olduğu için ama hani diğer mesela özellikle İbrahim Akta orta sahadaki dinamizmiyle Emrah Başsan, Bartolucci bunlar hakikaten önemli eksikler. Çok zor bir deplasmanda. Yani Kayserispor için büyük eksik olduğunu söyleyebiliriz. Yani Mert Çetin hakkında bir yorumun vardı. Çok güzeldi geçtiğimiz haftalarda. Yani 2-3 senedir Serie A'da antrenman yapıyor. Bence bunun da farkını gösteriyor. Zaten geldi ikinci maçında da gol attı. Her zaman seninle yayında da konuşuyoruz. Dışarıda konuşuyoruz. Stoper gol atar. Tabii ki 10 tane atmaz ama 2-3 tane atar sezonda. Daha doğrusu atan stoper biraz daha modern futbolda öne çıkar. Vida 9 maçta bir gol atıyormuş geldiğinden beri. İstatistikse yani 9 maçta bir gol, 15 gol atmış 9 maçta 1'e denk geliyor. 8 hatta 9 değil 8.75 civarı. Maçta bir gol. Ki o da son dönemde biraz atamamaya başladı. Bu sezon ilk golünü attık. Önceki sezonlarda Vida'nın daha çok atıyor. Stoper gol atar yani Mert Çetin de atar. Atması gerekiyor. Evet buyurun. Orta sahayla devam ediyoruz. Yukatay Kayserispor orta sahasında Attamah ve Campagnaro. Tabii burada ben İbrahim Aktan Reşitli'ni kesinlikle hissedeceğini düşünüyorum. Tiam'ın geldi ve hani takıma katıldı ama hani Afrika Kupası şampiyonluk sonrası bir yorgunluk. Evet bence bu maçta hani bir daha iyi olabileceğini, oynayabileceğini tabii zor Trabzonspor deplasmanı ama hani artık dinlenmiş tam hazır olacağını tahmin ediyorum. Abdülkadir doğup büyüdüğü takıma karşı oynuyor. Mesela o da çok enteresan bir transfer. Yani şöyle mesela kalıp şampiyonluk yaşayabilirdi. Değil mi? Trabzonspor yıllar sonra şampiyon olacak. Ama demek ki... Oynamak istedi belki de olabilir. Çünkü Abdülkadir'in Trabzonspor'un 11'inde forma şansı bulması. Ya da Abdullah Avcı ben sana düşünmüyorum dedi. O da hani ben kenarda oturacağıma ya da kadro dışı kalacağıma vesaire gidip top oynarım diye tercih etti demek ki. En uçta bakalım. Yukatel Kayserispor'da taraftar ne diyor? Gavranović diyor. Yine İlhan da Tiam'ın da Gavranović'i oynamada yani burada, zorladığını. Yalnız burada bak. Söyleyelim. Emrah Başsan da Bartolucci de
Uğur Demirok'ta İbrahim Akdağ'da önemli eksikler. Yani 4 tane önemli. Yani zaten 4 tane ilk 11 oyuncusu eksik. Evet. Şimdi bu eksik ya. Yani. Bir de ligin en formda, en takımına kaliteli karşı. Takımına karşı deplasmana gidiyorsunuz. Ama tabii futbol, bir sürpriz görüyor musun? Olabilir tabii. Ben Yukatel Kayserispor'un ciddi zorlayabileceğini. Yani evet, ama ben artık bu saatten sonra Trabzonspor'un iç sahada özellikle bu dolu tribünde önünde şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken tabii ki futbol bu, ama hani ben çok açık favorisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu maçı kazandıktan sonra 12 maç kalıyor değil mi? Yanılmıyorsam. Tabii, evet. Yani. Kazanıp bekleyecek Trabzonspor diye tahmin ediyoruz. Tabii. Futbol bu, ama hani bu avantajı şey yapacağını zannetmiyorum Trabzonspor. Peki. Haftaya Alanya ile oynuyor. Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanında İstanbul'da oynuyor. Kayserispor da evinde Alanya ile oynuyor. Bir Trabzonspor Fenerbahçe yorumunu şimdi mi alayım, yoksa Fenerbahçe'yi de gördükten sonra mı? Ya vallahi bir kere hani büyük maçların, seni de söyleyeyim, büyük maçların sonucu belli olmaz. Evet, çok formda işte Vakayeme. Biz hakikaten Trabzonspor takım halinin çok formda, ama büyük maçların hiç belli olmaz. Bir hatırlıyorsun, Nef Stadı'nda Galatasaray maçında Trabzon kazandı, ama hani 70-75 dakika oyunun hakimi Galatasaray'dı. Birazcık da şanslıydı yani, bireysel hatalardan Trabzonspor kazandı. Hani büyük maçlarda Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, bunların birbirleriyle oynadığı maçlarda ev sahibi deplasman fark etmez, sürpriz olabilir. Buna bize tarih gösterdi. Peki. Evet değerli izleyenler, böyleydi Trabzonspor Yukatel Kayserispor maçı öncesinde sevgili Raşit Altun'un yorumu. Bir diğer mücadeleyle beraber sanal direktöre devam ediyoruz. O maçta yine haftanın belki de en keyifli geçmesi muhtemel maçlarından biri olan Demir Grup Sivasspor Beşiktaş mücadelesi. Demir Grup Sivasspor'da Max Gradel önemli bir eksik, cezalı. Leke James de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Havada bilemiyorum. Bugün İstanbul'dan hani Sivas'a giden muhabir arkadaşlar fotoğraf paylaştı. Sanki biraz soğuk değil, bayağı karlı yani Sivas. Onu da söyleyelim netiz. Şubat ayında inşallah tabii hava ve sağ koşulları iyi olur. İyi, yani sağ koşulları Sivas'ta iyi oluyor da havanın durumunu bilemeyeceğiz tabii. Devam ediyoruz. Demir Grup Sivasspor'da kalede Ali Şaşal, Vural yer alıyor. Savunmanın sağında Ahmet Oğuz, yine Caner, Osman Paşa, Gutas ve Uğur. İdeal oluşuyor. İdeal defans attı. Evet. Apindango'ya da döndü çok ağır uzun sakatlıktan sonra, ama bakalım oynatacak mı hocam? Olabiliyorsun. Oy aldı, yakın bir oy. Evet. Fizik gücü yüksek bir oyuncu. Yani Apindango'ya sakatlanmasa, ben çok bir seneden fazla sürdü belki de sakattı. En azından bir sene sürdü. Büyük bir eksiklik oldu Sivasspor için. Aradı bence. Peki. Bakalım, savunma hattı böyleydi. Orta sahada Demir Grup Sivasspor'da taraftar ne diyor? Tabii Faysal Facır da hakikaten ligin en iyi orta saha oyuncularından biri. Kayode. Bakınca aslında tabii eksiklik var, ama yani Kofi iyi bir kadro olduğunu görüyoruz. Pedro Henrique de ligin en çok faul yapan oyuncusu, 60 faul. Enteresan değil mi? Bir kanat oyuncusu. Pedro Henrique ligin en çok 60 faullü, ligin en çok faul yapan oyuncusu. 26 kez de ligde en fazla offside'a düşen oyuncu. Birinci de 29 offside'la Batshuayi rakip. Yani bakalım, acaba ne olacak mesela Sivasspor'un işleri. Enteresan bir eşleşme olacak. Evet. Evet, 26 offside ligde ikinci. 60 faullü ligde en çok faul yapan futbolcu. Pedro Henrique. Kayserispor'dan aldı biliyorsun, etkili bir oyuncu. Kayode'yi de yine öne çıkarabilir miyiz mücadele öncesinde? Gradel'in yani, yokluğunda Raşit Altun. O da üst düzey bir oyuncu. Yani neticede. Kerem Atakan Keskin'den acaba bakalım o mu oynayacak? Hakan Aslan mı? Onu göreceğiz tabii. Genç ve oyuncu. En uçta bakalım Demir Grup Sivasspor'da değerli izleyenler. Yatabare var. Vazgeçemediği oyuncu ya da oyuncu profili. Leke James, Yatabare. Yatabare. Zorlayan, yıpratan rakip savunmayı. Rıza Çalınmay'ın vazgeçmediği. Ben de kule santrafor'un her zaman iş yapar dünya futbolunda. Hep yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır diye düşünüyorum. Rıza Hoca da hiç vazgeçmiyor. Yatabare'nin de Demir Grup Sivasspor takımında en uçta olduğunu söyleyelim. Değerli izleyenler, Antalya böyleydi. Antalya deplasmanına gidiyor. 11'i. Onu sana sorayım. Genel bir maç yorumu alayım senden Raşit Altun. Bir Demir Grup Sivasspor Beşiktaş vallahi mücadelesi. Bence çok zor maç olur iki takım açısından da. Şimdi Beşiktaş gelecek. Beşiktaş da en son Rize Spor'a deplasmanda 2 gol atmış. O maçtan beri bir maçta 2 gol atamıyor. Biraz tabii şanssızlık, biraz beceriksizlik. Zor bir maç
Sivas Spor için de zor maç ama Beşiktaş için de zor bir deplasman tabii. Bakalım Sivas Beşiktaş. Sivas sadece ama yani Sivas her takım için zor deplasman Can. Ki mevsim olarak da şu anda. Ya mevsim mi? Olarak da mevsim olmasa da ne olursa olsun Sivas Spor artık ligin zor deplasmanlarından biri. Bu bir gerçek. Peki devam ediyoruz. Beşiktaş'ta bakalım değerli izleyenler. Taraftar ne diyor? İşte Ersin %98 yine Raşit Altınkale'de. Evet, çok normal. Savunma hattına bakalım. Rozier %84. Yani ama bir onu şey söyleyecektim. Genç bir Kerem Kalafat'ın da %15 alması yani bu 83 93-97 alıyordu Rozier. Kerem Kalafat normal mi diyorsun? 14-15. Ben biraz daha yüksek beklerdim. Ortaya ama Kerem Kalafat fena bir performans sergiledi. Onu diyorum biraz daha yüksek olmasını. Ama bir de alt yapı kontenjanı her zaman taraftarlar biraz alt yapı kontenjanına ben de kişisel olarak daha sempatik bakarım. Yani. Hani ben biliyorsun hep konuşuyoruz. Yabancısına kesinlikle karşıyım ama bir futbol takımının da altyapısından oyuncuya her zaman bana sempatik geliyor. O evet. Yüzden de Kerem Kalafat bence biraz tabii düşürmüş Rozier'in. Düşürmüş dedim de %84 tabii yani. Hani %90'ların üstünde olduğu için düşürmüş diyoruz. Montero ile bir daha savunma hattında yer alıyor. Montero bir de savunması güven veriyor mu Raşit Altın? Yani stoperin attığı golün ne kadar önemli olduğunu geçen hafta gördük. İşte Vida bir attı ve kazandı Beşiktaş. Orta sahaya bakalım. Ya bence de Montero Vida. Vida olur. Yani, Wellington'dan ziyade. Wellington zaten taraftardan da yani çok fazla bir Montero Vida daha iyi bir ikili gibi geliyor bana. Atiba, Josef de Souza yine Sportodo Süper Lig'in yıllardır değişti. Yani tabii Rıdvan, Larin, Pjanic ve Oğuzhan'ın eksikliği de yani özellikle önemli Rıdvan, olacak. Larin ve Pjanic ilk 11 oyuncuları. Tabii Beşiktaş'ta da çok önemli eksiklikler var. Bunu da söyleyelim. Yine Enkudu Mert evet. Ve Mehmet Topal da bir diğer isim. Hani onlar zaten yer almayan. Enkudu'yla Mert uzun zamandır sakat diye şey yapmadım. Evet tabii onları tekrar geçmiş olsun. Teşeyra döndü ama performansında bir artış. Gözle görülür bir yükseliş var mı Raşit Altın? Valla tam yani aslında bir forvet oyuncusu Teşeyra. Evet. Ben hani daha fazla skora katkı yapacağını gelirken transfer onu da tahmin ediyordum ama tabii bu sene birazcık Beşiktaş takım halinde bir formsuzluk söz konusu. Hani daha iyi oynasa Beşiktaş daha fazla takıma katkı yapar skor olarak. Yani skor vasıtası olarak daha fazla katkı yapabilecek seviyede bir oyuncu. Yani Manchester United'ın kapısından dönmüş yani transferi konuşulmuş. Çin'den 40 milyon euro bonservis ödenmiş bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Peki Emirhan İlkan'ın %11 alması. Biraz evet. Hemen hemen tüm orta sahada en düşük oyu alması Emirhan İlkan'ın. Ama çok kolay değil yani. 2004 doğumlu bir oyuncunun gelip mesela Rize maçında müthiş oynamıştı hakikaten. Ama orada takım halinde Beşiktaş hakikaten sezonun en güzel futbollarından birini oynadı. Kazanamamasına rağmen yani ilk kere 4-0 biteceğine maç 2-2 bitti mesela. 2 duran toptan gol yedi. Orada takımla birlikte çok iyi oynadı Emirhan. Tabii zorlu Sivas deplasmanı, hava şartları, Sivas'ın sert bir takım olması, Rıza Çalınbay'ın hani fizik gücüne dayalı futbolu bence birazcık da o yüzden oyunu düşürmüş Emirhan. Bakalım forvette kim var? Ligin en çok offside'da kalan oyuncusu 29 offside'la. Evet. Batshuayi. Belçikalı yıldız Batshuayi. Bu da Beşiktaş'ın. Valla çok zor bir maç. Çok keyifli. Ters sonucu açık. Sivasspor kazanabilir. Beraber de bilir. Tabii ki Beşiktaş da kazanabilir. Bence haftanın en güzel maçı olur diye tahmin ediyoruz sadece. Bunlar da maça dair son yorumlar oldu. Beşiktaş değerli. Da haftaya Başakşehir'le oynuyor kendisi. Vodafone Park'ta. O da güzel maç olur mesela. %100. Peki. Bunlar da bu bölümdeki son yorumlar oldu değerli izleyenler. Kısa bir ara sonrasında beraberiz.
Devam ediyoruz sanal direktöre. Değerli futbol severler, Aytemiz Alanya Spor İttifak Holding Konya Spor Maçı ile beraber devam ediyoruz. İşte 11'ler. Kalede Marafona var. %57 ile. Yani pas oyunu nedeniyle herhalde onu tercih ediyor. Farioli, yani biliyorsun seninle bunu hep konuşuyoruz seninle yine. Biraz fazla pas oyunu oynuyor. Yani kalesi Hasan Trabzonspor maçında bunu gördük. Evet, orada gördük. Biraz bence işin şeyini yani. Yani Leipzig ben bu kadar, ya da Salzburg gibi oynamaya çalışıyor ama. Ya da Iniesta'lı Xavi Barcelona gibi. Gibi oynamaya çalışıyor ama işte, yani. Ya bu kadar da bilmiyorum. Kale sahasının içinde neredeyse pas yaparsanız Trabzonspor gibi takımlar ya da diğer takımlar da. Karagümrük'teyken de biliyorsun aynı şekilde maçlar kaybetti Faryoli. Yani ben bir B planı olmadığını gördüm. Ben Aytemiz biraz fazla spor iddialı buluyorum. Ben kesinlikle karşıyım yani böyle. Futbol tamam güzel oyun ama futbolu kazanmak için oynanan bir oyun. Yani güzel mi oynayalım, süper oynayalım her maç yoksa kazanalım mı? Tabii ki güzel oynayıp kazanmak güzel, daha keyifli olur ama önemli olan kazanmak yani. Böyle pas yapacağım hani. Ben biraz işi abarttığını düşünüyorum. Hani mesela küme düşme hattında olsa böyle oynar mı Alanya Spor? Ya da Trabzonspor'un ikinci yarısına devam etseydi o kadar hani pas oyununa Faryoli. Devam et. İlk yarı 4 taneymiş. Şimdi devam et. 8 olsun. Yani biraz ben bilemiyorum. Türk bir hoca yapsa bunu mesela hakikaten bence daha mı eleştirilirdi? Devre arası kovulur diyorum ben. Maçın devre arasından bahsediyorum. Yani biraz fazla iddialı. Peki. Faryoli. Bakalım savunma hattında kimler var? Ekranlara da geliyor değerli izleyenler. İdeal kadrosu. Devam edelim. Borja yine sol bekte ve yine devam edelim artık. İyi sağ sol beki var bir tane. Evet. Yani. Borja. Orta sağ hattıyla Aytemiz Alanya Spor'da. Novais, Efkan. Ve Emre Akbaba. Umut Güneş burada bir da bir. Eksiği yok Aytemiz Alanya Spor'un bunu söylemek gerekiyor. O da enteresan yani. Evet. Yani hiçbir eksiği yok takımın. Önemli, gözle görülür bir eksiği yok. Ama dediğim gibi yani Aytemiz Alanya hatta forvetle görelim. Cechu. Afrika Kupası'ndan da dönüşlerle birlikte. Geleme diyecek. Gelemedi. Yani. Herhalde rötar yaptı ya, yani. Ön taraf hakikaten çok şey, efektif yani. Çok etkili bir ön tarafı var. Ben yine söylüyorum yani Mr. Faryoli biraz hani fazla bence pas içini ben biraz abarttığını düşünüyorum. Yani. En azından akan oyunda Raşit Hatun çok hızlı kanat oyuncuları var. Evet. Bu kanat oyuncuları topu alıp rahatlıkla çizgiye inebilen isimler ve yok, ben şeye oyun planıyla ben can yani kale sahasının içinde artık yani. Neredeyse paslaşma yani sonu 3'e alıyor. İlk yarı 4-0 oluyor. Yani. Peki. Böyleydi Aytemiz Alanya Spor'un 11'i değerli izleyenler. Peki geçelim. Haftaya Kayseri deplasmanına gidiyor. Alanya Spor. Peki. Geçelim İttifak Holding Konya Spor'a değerli izleyenler. Bakalım İttifak Holding Konya Spor'un 11'i nasıl? Genel senden rahatlattın maç yorumunu. Yani şöyle Trabzonspor maçıyla 11'den sonra alalım. Yani Trabzonspor maçı bir kırılma mıydı? Kırılma maçı. Yani şampiyonluk kazansa sonra Başakşehir'e de kaybetti Ertelen maçında ama hani o maçı kazansa belki Kasımpaşa'yı derim. Başakşehir'de kazansa 3 puana düşecekti. Peki ligin en çok yani en zor gol yiyen takımlarından biriydi İttifak Holding Konya Spor. Sanki bu biraz kırıldı, kırıldı gibi tabii. Değil mi? Ya sen ama şunu bir gerçek. Cihan yani şampiyonluk yarışında yarıştığı Trabzonspor'un kadrosuna bakalım. Bir de Konya Spor'un kadrosuna bakalım. Yani hem daha mütevazi hem sayısal olarak da eksik. Ya eksik derken tabii ki 11 kişi çıkıyorsun. 20 kişi kadro var ama kadro kalitesi olarak eksik. Çok büyük tabii Ahmet Çalık'ın kaybı hem psikolojik olarak hem sahada bir ilk 11 oyuncusu. Serdar Gürler'in kaybı. Hamilton'u aldı Konyaspor. Edin Visca'yı aldı. Son 10 senede ligin en etkili oyuncusu Trabzonspor. Visca'yı aldı. Yani arada fark var. Yani. Çok büyük fark var. Bence ikincilik çok önemli. İkincilikte Konyaspor bu mütevazı kadrosu için başarıdır. Bence sonuna kadar zorlayacaktır ama bir şey kaybı oldu tabii. Trabzonspor maçında özellikle o ilk yarıda böyle özellikle 60 dakika çok varlık gösteremedi. İyi oynayamadı. Daha doğrusu Trabzonspor çok iyi oynadı diyelim. Ondan sonra tabii çok sürpriz bir sonuç. 4-4 Kasımpaşa maçı. Yani 1-1 olsa değil de 4-4 maç beraber bitmez. Yani biter tabii de. Yani çok ender olur.
Sonra Başakşehir mağlubiyeti biraz bir şeye girdi. Zor bir deplasman ama ben hani kolay teslim olacağını düşünmüyorum Konyaspor'un. Olmaması da lazım zaten. Futbol bu olur tabii. Yani yenersiniz, yenirsiniz. Sezon başında Konyaspor taraftarlar Konyalılara bu 25. 26. haftada burada olduğunu söyle, burada olacağını söylese hepsi imza atardı değil mi? O tamamen harika ya. 26. haftada ikincisiyiz gibi düşününce şampiyonluk yarışındaki rakibiniz... Peki mevcut anlamda bir kırılma yaşar mı İttifak Holding Konyaspor Kıraç Daltun? Bence yaşadı. Kalan haftalarda yani biraz daha bir düşüş görür müyüz? Ya bu hafta mesela bence bu hafta önemli. Yani bu hafta kritik maça çıkıyor. Haftaya da Konya kendi sahasında Galatasaray'la oynuyor. Bu hafta ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani. Peki. Zor bakalım, bir deplasman. Savunma Spor. Ekranlara geliyor Skubic. %91 yine Adil, Abdülkerim ve Hiler mi? İdeal hattı. İdeal artık. Ezbere sayılabilen. Ezbere sayılabilen. İttifak Holding Konya Spor savunma hattı. Önlerine bakalım. Empoku ve Soner'in de performansı değil mi? Ya, geçen sene küme düşen gençler birini aldı. Yani çok mütevazi bir kadrosu var hakikaten. Evet doğru. Konyaspor'da mesela 1 milyon euro alan oyuncu yoktur Konyaspor'da. Trabzonspor'da kaç tane vardı 1 milyon ve üstü alan? Yani 1 milyon barajında en az 10 tane topçu var. Yani neticede futbol tabii ki takım, teknik, taktik, işte hoca, her şey ama bir de kalite var tabii futbolda. Ne kadar yüksek maaşsa o kadar iyi futbolcu demek. Yani tabii bu genel olarak birbirine denk olmuyor ama hani maaşla performans bizim ülkemizde olmuyor tabii. Mesela Premier Lig'de yapılan bir araştırmada en yüksek maaşı alan takımlar şampiyon oluyormuş. Maaş ama bonservisten bahsetmiyorum yani oyuncu maaşından. Yani bugün en yüksek maaşı kim oluyor sence? Ya Manchester City alıyor ya Liverpool alıyor ya da Chelsea alıyor zaten onlar kapışıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim ülkemizde en yüksek maaşı alan 3 büyük takımın oyuncuları Trabzonspor'a dair orada kopmuş vaziyette. O bizde oluyor. Yani Fransa'da en yüksek maaşı kim alıyordur? Paris Saint Germain yani çok doğal olarak. Zaten lider. Almanya'da kim oluyor? Maaş Bayern Münih. Zaten lider. İngiltere'de bu saydığım 3 takım alıyordur yani. İtalya'da muhtemelen Juventus'tur. O da zaten 9 kere üstte şampiyon oldu. Bir nefes alsın. Arada bıraksın yani Inter olsun. Kim olacaksa olsun gibi gibi. Yani o yüzden ben yine de başarılı buluyorum İttifak Holding'i. İnşallah önümüzdeki yıllarda devam edecek. Bu sene de bence ikincilik hiç fena olmaz yani. Bakalım Forvet'te nasıl bir seçim yaptı takım? Çıkarışı. Taraftar %60 Çikaleşi demiş. Hoca rotasyonla oynatıyor. Trabzonspor attığı gol değil mi? Evet. Çok iyi. İyiydi. Rotasyonla oynatıyor hoca. Ahmet Aslan'da %40. Ahmet Aslan'da %40. Genel maç yorumu alayım Raşit Aldın. Sonrasında diğer maça geçelim. Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına geçeceğiz. Yani hep çok klişe oluyor ama çok hakikaten 3 sonucu açık bir maç. Ben hani toparlanabileceğini düşünüyorum. Hafta arası İstanbul'da oynadı bir de. Bir deplasman yaptı. Geldi bir de deplasmana daha gidiyor. Tabii ki 3 sonucu da açık. Alanya'da çok Alanya Spor'da iyi bir takım yani. Bu da bir gerçek. Peki. İzleyip göreceğiz. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Yine Galatasaray Çaykur Rizespor maçı da haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri halini aldı. Kalede Iñaki Peña var. Raşit Altun, Muslera ihtimali var galiba ama şunu da söyleyeyim. Galatasaray Göztepe maçında %39.41 ile haftanın en az topu sahibi olan maçını oynamış. Zaten maç oynanmadı. Söylemeye evet. Gerek sürekli. %39.41 yani %40, 39.5 diyelim ya da 39 diyelim. Tabii yani çok düşük bir oran. Sanki Buffett'in bir gombis oyuna girdikten sonra takımın kazandığı özgüven de... Yok bence Emre Kılınç. Emre Kılınç. Yani ben penaltılar hariç çok etkili değildi bence Buffett'in bir gombis. Hani ama Emre doğru Kılınç söylüyorsun. Sağ içinde kattıkları belki de teknik anlamda bahsettiğin kadar etki yaratmasa evet, da ama tabii. Hani ben genel oyuncu grubunda sanki bir vallahi ben de Emre Kılınç'ın özgüven hakkını, yarattığını düşünüyorum. Galatasaray'da hakkını yendiğini düşünüyorum. Yani daha fazla süre alması gereken bir oyuncu Emre Kılınç. Ben iyi bir futbolcu olduğunu tarz düşünüyorum. Olarak da aslında sevdiği bir tip değil mi Dominik Torrent'in Emre Kılınç değilmiş oyuncu? Demek ki oynatmıyor. Yani hani bizde Bernardo Silva benzer etmesi evet. Yapıyorlar tabii ki yani. Ama oyun stili olarak hakikaten de benziyor. Ben daha fazla oynaması hakkını yendiğini düşünüyorum Emre Kılınç'ın. Iñaki Peña %74 oy aldı. Bakalım Muslera bu hafta oynayacak mı? Biliyorsun Galatasaray'a da Barcelona çıktı Avrupa Ligi'nde. Yorumlamak ister misin? Tabii temsilcimiz. Yok, temsilcimize başarılı. Futbol bu tabii ki.
Ama çok zor bir kura çıktı. Bir de neticede Xavi muhtemelen ilk teknik direktörlük deneyimi bir kupa almak isteyecektir. Ligde de dördüncü, şu anda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama UEFA Kupası'na olan direkt gittiği için hani hem kupayı alıp hem Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Önemli takviyeler yaptılar devre arasına. Galatasaray'ın durumu ortada. Pek iç açıcı bir. Yani geçen hafta Göztepe'ye kazandı ama tamamen ben şans olduğunu düşünüyorum. Son dakikada tesadüfi bir Emre Kılınç'ın ayağına basıyor Berkan. Bir penaltıyla ben hani biraz şans pozisyonu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok kritik bir maç kazandı. Zor bir kura. Gerçekçi olan. Çok zor bir kura. Torrent'in de Guardiola'nın yani yardımcılık Torrent, yaptığı dönemde. Evet, evet, Torrent. Guardiola'nın Pena biliyorsun Barcelona B takımının. Ki sezon sonu dönecek. Dönecek. Arda Turan eski Barcelona'da. Tabii çok böyle bir şeyler var. Eşleşmeler. Oluyor her takımda. Kim çıksa bir şey oluyor zaten mutlaka. Ama tabii Torrent enteresan oldu. İşte Torrent Xavi, Iniesta, Messi ile Busquets'le oyunu oynatmak istiyor Galatasaray'da. O olmuyor. Hani 90. dakikada kaleci topu şeye veriyor. Defansif orta saha oyuncusuna veriyor. Orada Busquets'e Xavi'ye veriyor. Burada Taylan'a, Berkan'a veriyor. Olmuyor tabii yani. Doğal olarak. Bunu özellikle İspanyol teknik direktörler, bak Türkiye'de başarılı olamıyor. Aragones, Del Bosque Dünya Kupası kazanmış. Şampiyonlar Ligi kazanmış. Aragones Avrupa şampiyonu olmuş. Efsane isimler. Geldi, olmadı burada. Çünkü şunu düşünmüyor. Torrent ya da der kalecim ayağa oynayacak. Pası vereceğim ben. Taylan dönecek, pası verecek, devam edecek gibi düşünüyor. Ama öyle değil. Çok şey düşünüyorlar bence. Komplike düşünüyorlar. Türkiye'de biraz daha hani basit. Türk futbolunu tanımıyorlar diye düşünüyorum ben. Çok zor bir kura. Tabii ki başarılar dileriz ama işi zor Galatasaray'ın. Futbol bu tabii ama. Peki savunma hattı nasıl? Buyurun. Bakalım sanal direktörle taraftar ne demiş ekranlara geliyor. Omar, El Abdelloui, Nelson, Marcao ve Fananot. Valla tabii Galatasaray'da o kadar kötü sağ bek performansları izledik ki son yıllarda. Omar'ı yani 4 gün sonra sahanın iyilerindendi. Yani, bir anda böyle Galatasaray'a geldi tabii, çok belli oldu. Belli oldu yani. Boy ve şeyin performansı, yani orada oynayan kim oynarsa performanslar hakikaten kötü İyi performanslardı. Değil, evet. Nelson da mesela enteresan bir şekilde zaten ligde en çok geçen hafta da en çok kafa topu alan, en çok ikili mücadele kazanan oyuncu yanılıyor olabilirim ama hani bir şey var oyuncuda. En azından mücadele ediyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Vallahi Van Aanholt oynuyor. Bir hafta o çok kötü oynuyor. Ömer Bayram'ı seçiyor Galatasaray taraftarlar. Ömer Bayram çok kötü oynuyor. Şimdi bak neyi çözemiyor biliyor musun? Torrent. Şimdi Ömer Bayram Türk milli takımı ve Galatasaray'ın sol beki. Tamam mı? Taylan'ın penaltı pozisyonu, Taylan'ın yaptırdığı penaltıda. Ömer Bayram biliyorsun alıyor topu, kafasını öne eğiyor. 5 kişiyi geçmeye çalışıyor. Yani bunu ve Torrent'in, kaptırıyor sonrasında. Tabii, yani bunu Torrent'in bu seviyede, Süper Lig seviyesinde herhangi bir takımın sol bekine söylemesi gerektiğini Torrent düşünemiyor tabii. Diyor ki yani bu Galatasaray'ın milli takımı sağ beki, ben buna 5 kişi geçme mi diyeceğim diyor. Pozisyonda o yüzden oluyor. Ömer de alıyor. 5 kişi geçmeye çalışıyor. Tabii futbolda öyle bir şey. Bir kişi var, Messi yapıyordu. O da artık yapamıyor yani. Böyle bir şey yok artık dünya futbolunda. Bunu uyarmıyor. İşte Türk teknik direktörler o yüzden başarılı oluyor. Ömer oğlum sen yapma bunu diyor. Bence. Benim fikrim bu. Şimdi mesela Ömer bu hafta Van Aanholt kötü performans sergilerse haftaya Ömer Bayram seçiyor Galatasaray taraftarı. Buyurun. Bakalım orta sahada Galatasaray'da kimler var? Pulgar, Berkan, Çıkıldao. Hatta tüm 11'i alalım genel bir yorumla beraber. Valla ben hani tabii Taylan'ın bir de böyle bir şanssızlığı oldu diyelim. Hani hakikaten her şey Taylan'a gitmişti. Yani orada da tabii el göstermiyor. Elini çekeceksin, bir koordinasyon eşitliği var. Top uzaktan geliyor. Yavaş yavaş süzüle süzüle geliyor aşağıdan top. Tamam işte onu söylüyorum. Tamamen Taylan'ın hatası. Yani herhalde şöyle düşünüyor Galatasaray taraftarı. Yani Taylan Berkan ofansif olarak etkili değil ama en azından koşuyor sağa sola. Rakibi bozuyor. Taylan ne ofansif ne defansif. Formsuz diyelim biz hadi. Olduğu için Berkan'ı seçmişler. Hani ben Pulgar'a da çok eleştiri oldu ama ben zor yani Berkan'la ya da önde Halil, Kerem
oynamak zor bu oyunculara. Kerem biliyorsun ligin en çok top kaybeden ya 7. oyuncu ya 8. oyuncusu. Her maç 15-20 top kaybıyla oynuyor. Bu şu demek. Topu kaybetti ama geriye koşmak zorunda kalıyorsunuz. Pozisyonunu kaybediyor defans, bekler, işte orta saha. Hani ben çok kötü bir performans sergilediğini düşünmüyorum Göztepe maçında. En azından nerede durması gerektiğini biliyor Pulgar. Yani Çıkıldağ'da ne olursa olsun Taylan Berkan Çıkıldağ üçlüsünde tabii Çıkıldağ daha bir futbolcu olarak göze battığını düşünüyorum ben en azından. Emre'nin yine çok az oy aldığını düşünüyorum. Hakkını yendiğini bunu söyledim. Valla Gomis'te evet tabii ki yani iki penaltı attı ama bence artık bu en üst seviyede özellikle deplasman maçlarında 90 dakika çıkaracak kondisyonu, fiziksel, atletik yetenekleri olmadığını düşünüyorum. Biraz ağır kalıyor bence pozisyonlarda. O yüzden de benim fikrim tabii sadece Muhammed Mustafa ile başlayıp artık 70-75 gibi Buffett'in bir Gomis diye düşünüyorum ben. Peki. Yalnız Kerem'in arkasında oynamak da zor biliyor musun? Kuvarızma'nın arkasında oynamak gibi. Hem defansif gelmiyor tabii. Kuvarızma geri gelir mi? O Kuvarızma ama yani Kerem. Ve çok top kaybediyor Kerem. Bak ligin en çok top kaybeden 8. oyuncusu. Bu çok tabii önemli, ki, doğru. Ya, tabii yani bir forvet oyuncusu tabii ki top kaybedecek ama yani neredeyse 20'ye yakın ortalaması. İlk Göztepe maçında da öyleydi. Evet. Sahanın en çok top kaybeden adamıydı galiba. Şey, 24 top kaybı Alanya maçı galiba. Rekor. Çok yüksek bir rakam bu yani. Peki. Bunlar da son yorumlar oldu Galatasaray adına değerli izleyenler. Zor bir maç yine Galatasaray için yani. Peki. Çaykur Rizespor'un da bakalım sanal direktörle taraftar nasıl bir 11 belirlemiş Raşit Altun sonrasında araya Gökhan gireceğiz. Gökhan Akkan yetişti. Yani artık iyi oynayabilir. En çok gol yiyen takım 44 gol. Deplasmanda galibiyeti yok. Deplasmanda galibiyeti yok. Haftaya Giresun'la evde oynayacak. Ölüm kalım maçı. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki Bülent Korkmaz bir Galatasaray efsanesi. Bu sezon Alanya Spor'la Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmiş. Beşiktaş kendi sahasında 2-0 yenmiş. Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş. Trabzonspor'a da berabere kalmış. Alanya Spor'un başındayken Bülent Korkmaz yani büyük takımlara karşı. Hep bir. Alanya Spor'dayken en azından şey. Bu arada da tabii yani bu kabus gibi bir istatistik bence. Rize Spor'un niye bu halde olduğunu da en büyük göstergesi. Başakşehir maçında 3 faul yapmış sadece Rize Spor. Tekrar söylüyorum. Rize Spor Başakşehir maçında Rize Spor sadece 3 faul yapmış. 2-0 bitmiş değil mi maç? Evet. 2-0 bitti. Yani kendi sahanızda küme düşme maçı, ölüm kalım maçı 3 faul. Başakşehir 18 faul yapmış. Yani kendi yani sahanızdaki daha fazla rakiplere karşı abi yani kendi sahanda hani sen o gücü, yani dinamizmi gösteremediğini mi artık Çaykur Rizespor yani kendi sahanda gardının düştüğünü mü artık söylüyorsun? Yani hayır yani o maç yani Başakşehir maçı için söylüyorum. 3 faul olur mu abi kendi sahanda? Küme düşme maçında rakibin 18 faul yapmış. 3 faul yapmışsın sen sadece. Bu yani bu bence bu çok kötü bir istatistik. Rize Spor için Hamza Hamzoğlu'nun takımları böyle biraz zaten hani şey olur. Böyle yani çok agresif değil. Bülent Korkmaz da tam tersi. İzleyip göreceğiz tabii hani. Bu kadar 3 faulle oynayarak hiçbir rakibiniz bence ligde yenemezsiniz. Bakalım 11'in kalanı nasıl Çaykur Rizespor'da değerli izleyenler ekranlara da geliyor. Gökhan Gönül yine Selim Ay, Pong ve Cemali Sertel Çaykur Rizespor'u savunuyor. Kolmeni kesmiş. Taraftar Rize kesmiş. Yerine. Bakalım orta sahnesi. Getson Fernandes'in bir anda Süper Lig'e damga vurmuştu. Getson Fernandes 12.843 metreyle en çok koşan oyuncu olmuş. Evet. Getson Fernandes 12.843 metre. En yakın rakiplerine ortalama her maç 1 kilometre fark atıyor. Hakikaten şey evet yani müthiş. Ama tabii yani tek başına futbol bir takım oynuyor. Yani. Bir kişi ne yapacak Getson Fernandes? Bakalım forvette. Bojan Palo. Bojan Palo yani var. Böyle bakınca tabii kağıt üstünde tek tek iyi bir kadro. Yani Bolasie, Yusuf Sarı, Boldrin yıllardır ligimizde, Getson Fernandes, Gökhan Gönül, Selim Ay, Pong. Ama o takım şeyini bütünlüğünü Hamza Hamzoğlu sağlayamadı. Bakalım Bülent Korkmaz nasıl olacak? Zor maç tabii Rizespor için de ve ölüm kalım maçı. Galatasaray'da kazanıp hani o küme düşme stresini bir atmak istiyor. Atmak istiyor. Ondan sonra Galatasaray biliyorsun Konya'ya gidiyor. Sonra Beşiktaş derbisi. Arada iki Barcelona maçı var. İnanılmaz zor bir hakikaten fikstürü var Galatasaray'ın. Evet. Yani bu maç tabii Galatasaray için de çok önemli. Ama Rizespor'un da önemli. Bakalım teknik direktör değişikliği ne kadar fark edecek göreceğiz. Son bölümde Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz. İşte Kasımpaşa'nın sanal direktörle taraftarı seçimi.
Ertuğrul var kalede, Raşit Altın. Evet. Kasımpaşa'da ligin artık en keyif veren vallahi bir kere. Valla iyi top oynuyor. Değil mi? Yani hakikaten top oynuyor yani. Ya Kasımpaşa maçlarını ben bekliyorum. Evet evet, çok keyifli oluyor maçlar. Hele 4-4'lük Konya deplasmanı hakikaten müthişti ya. Bakalım savunma hattı nasıl Kasımpaşa'nın, taraftar ne diyor? Acar Gonay, Beka, Donk ve Eren Elmalı yer alıyor. Hı-hı. Eren dedi mi? Raşit evet, valla bir... söylüyoruz, Avrupa'dan izliyorlarmış. Yani milli takımımız için bir sol bek sıkıntısı var. Yani ülke futbolunda işte Rıdvan var, Umut Meraş var, Rıdvan Yılmaz var. Eren'in de olması önemli, hani bu rotasyona girmesi yerli bir sol bek olarak. Orta sahada nasıl bakalım? Kasımpaşa'nın ekranları da geliyor. Dramnik ve Orayana bit yer alıyor. Hayredinovic yine 10 numara bölgesinde. Ben Yunes. Sağ kanatta. O da iyi oynamaya başladı. Bakalım. Ben bu ekranı da bu arada ekranları gelecek zaten şimdi değerli izleyenler. Kasımpaşa'da Umut Bozok diyor taraftan. Umut Bozok 12 gol 8 asistle, 12 gol 6 asistle en çok skor katkısı yapan oyuncu ligde. Muleka da enteresan bir oyuncu değil mi? Çok çok enteresan. Hakikaten çok et. Tam bizim ligin topçusu. Ben hani önümüzdeki haftalarda onun da etkili olacağını açıkçası düşünüyorum. Ya. Zaten çok özel bir oyuncu belli. Böyleydi Kasımpaşa'nın 11'i değerli izleyenler. Bakalım Fenerbahçe'nin 11'i. Nasıl taraftar? Ne diyor? Kasımpaşa da Göztepe deplasmanına gidiyor yalnız. Onu da söyleyeyim yani. Hani bu maçtan sonra. Sonrasında doğru bir deplasmana gidiyor. Trabzonspor'la oynayacak. İçeride Fenerbahçe. Tabii geçmiş olsun Avrupa Kupası maçı içinde Fenerbahçe'ye. Ama şu var. Yani bunu tabii Fenerbahçe olarak düşünmemek lazım. Yani Türk futbolu olarak hakikaten Avrupa Kupası maçlarında hızlı çekim gibi oynuyor, kalıyor rakipler bize. Değil mi? Yani. Ya Slavia Prag'ın ne kadar fiziki açıdan üstün olduğunu, daha atletik, daha dinamik. Yani maalesef durum bu. Geçmiş olsun. Yapacak da bir şey yok. Ya var tabii de. Hani. Tüm Fenerbahçe 11'inde Slavia Prag maçında bir oyuncu sadece. Arda Güler. Ona Arda geliriz. Güler. Hayır peki yani genel olarak ama bizim hani Türk futbolunda bu var. Bu sorun var. Bu Fenerbahçe meselesi değil yani. Bakalım savunma hattı nasıl, ekranlara da geliyor. Osayi. Tamam. Kimince, Salahi ve Çağatay enteresan yani, 152. Evet. Yani en azından sol bek yani, hem biliyorsun Kasımpaşa, o da altyapısından Fenerbahçe'nin transfer ettiği bir oyuncu. Sol bek. İlk maçta bir iki böyle bir hata oldu tabii. Futbol bu olur. Ama demek ki taraftarın gözüne girmiş. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım orta sahada seçimi ne olmuş taraftarın? Evet, Crespo. Valla Arda Güler futbol hayatımıza da hızlı girdi. Valla futbol hayatımıza çok güzel girdi. Maşallah diyelim, Allah sakatlık vermesin. Şansı bahtı açık olsun. Sadece Fenerbahçe için değil, ülke milli takımı da içinde çok bir önemli bir isim. Yani tüm yani Slavia Prag maçında o oyunda kaldığı bölümde evet. Raşit Altun. Hani gözümüzün doğru kelimeyle doğru cümleyi kurmakta zorlanıyorum. Çünkü Slavia Prag savunmasıyla alay edercesinde bir sahada bir performans ortaya koydu. Bir yani bizde şu sıkıntı var. Can, yani o kadar rahat çalınmıyordu, fark ettin değil mi? Fenerbahçe ve milli takım olarak tabii düşünüyorum ben. Milli takımımızda da böyle kreatif, ofansif oyuncu. İşte İrfan Can var maalesef, sürekli sakatlık sorunları, form sorunları yaşıyor. Yani orta sahada böyle bir oyuncumuz yok maalesef. Artık var. Evet, artık futbolcunun var. Bak Can, futbolcunun yaşlısı genci olmaz. İyisi kötüsü olur. Yani genç diye oynatmayayım ya da yaşlı diye oynatmayayım olmaz. İyisi oynar. Ben Arda Güler'in, evet yani Fenerbahçe taraftarı da istiyor. Tabii ki her futbol sever gibi. Biz de seyretmek istiyoruz. Hakikaten Sosa oynayacağını Arda Güler oynasın yani. Hadi Fenerbahçe için artık yani ligden elendi. Türkiye Kupası'na elendi. Avrupa Kupası'na elendi. İsmail tabii ki Kartal bir hedef var. Korumak için oynatmıyoruz. Eleştiri ya, tamam getiri ya da nasıl yorumlayacaksın bu hocanın seçimini? Ya şimdi antrenmanlara falan bilmiyorum. Tabii ki hocanın saygı duyuyoruz. Duyuyoruz kararını ama bence oynatması gerekiyor. Yani tabii bilmiyoruz antrenmanda ne oluyor, oyuncunun fiziksel durumu ne, fiziksel olarak ne halde Arda Güler, ama gördüğümüz kadarıyla sahada o kısa sürede bu takımda Arda Güler oynar diyorsun. Yani 6 ayla Arda Güler'i yazarsın, etrafını doldurursun gibi durum bu yani. Arda Güler için bu tabii aslında çok iyi bir şey ama Fenerbahçe için de güzel, hoş bir şey değil yani. 2005 doğumlu oyuncu, takımın en iyisi. Tabii bu çok güzel bir şey Arda için, Fenerbahçe için.
takımında Mesut var, İrfan Can var, işte Sosa var, Luis Gustavo var. Bunlar çok üst düzey oyuncular. Herkes, hepimiz Arda Güler'in oynamasını istiyoruz. Tamam, Arda Güler iyi de diğer arkadaşlar da pek formda değil. Zaten Fenerbahçe'nin durumu bu. Bakalım en uçta kim var? Taraftar ne diyor? Serdar Dursun %46. Bilemiyorum tabii. Ben hani iç saha maçında evet, ama dış saha maçında sanki Valencia daha bir de ağır Kasımpaşa stoperlerine, bilemiyorum tabii. Onlarla boğuşur Serdar Dursun, ama ben Valencia'nın sağlamsa ilk 11'de olması gerektiğini düşünüyorum Cihan. Mutlaka ilk 11'de olmalı diyorum ben. Ener Valencia sağlamsa Fenerbahçe'de. Vallahi güzel, yine mesela keyifli bir maç. Bir maç yorumuyla beraber kapatalım. Vallahi güzel bir maç. Her skora açık. Geçen hafta 4-4 biliyorsun Konya Kasımpaşa maçı. Yani tabii ki Fenerbahçe, yani koskoca Fenerbahçe takımı gelip tabii kazanabilir, ama yani mesela Kasımpaşa'nın kazanma sürprizi olmayacak, değil mi? Evet. Bu iyi bir şey. Yani bu büyük takım için kabul edilebilir bir şey değil. Tabii aynı şeyi Galatasaray ve Beşiktaş'ın da söylüyoruz. Yani Kasımpaşa kazanırsa sürpriz olmayacak. Peki. Raşit Altun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık senin de bir kez daha. Sanal Direktör'de Raşit Altun'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta yine saat 17'de karşınızda olacağız. Cuma günü değerli izleyenler. Sizleri hafta boyunca tr.beansports.com adresinde bekliyoruz. Hoşçakalın.